Eski püskü bir battaniye, bir cesetin üzerini kapatmakta kullanılıyor. Suriye'de ölümün hiçbir kıymeti yok. Burada yaşananları anlatmaya kelimeler yetmez. Zil çalmış, bahçe öğrencilerle dolu. Tam o sırada düşen bir yangın bombası onu aşkın kişinin canını alırken onlarcasını acı içinde bırakıyor. Bu video kaydını yapan kişiyle tanıştık, kurbanları gördük ve olay yerini ziyaret ettik. Okul müdürü kimliğini açıklamak istemiyor ama neler yaşandığını anlatıyor. Çok korkunçtu. Televizyonda görüyor, bir sürü olay duyuyorduk ama böylesini hiç görmemiştim. Hayatta başınıza gelebilecek en kötü şey birinin gözünüzün önünde ölümünü seyretmek ve hiçbir şey yapamamak. Ölenler, yananlar, kaçışan insanlar. Ama nereye doğru, nereye gidebilirler ki? Hiçbir yer güvenli değil. Suriye halkının kaderi bu. Görgü tanıkları bir savaş uçağının defalarca üzerlerinden geçtiğini, bir hedef arar gibi göründüğünü anlatıyor. Çatışmalar boyunca fırın, pazar yeri, hastane ya da okul gibi alanlarda toplanmış insanlar devamlı bombalandı. Havada ağır bir koku var. Buraya atılan ne tür bir kimyasalsa kokusunu hala almak mümkün. O gün o pilotun yol açtığı dehşeti hayal etmek de güç, tarif etmekte. Yaşayan ölüler gibi geliyorlar. Bombanın ne içerdiğinden emin olamıyoruz ama yaralar ve oluşan enkaz napalm ya da termit bombasını akla getiriyor. Şarapnel yarısı alan yok, kanlı yara da çok değil. Sadece dehşet verici yanıklar. Doktorlardan biri İngiliz Yardım Kuruluşu Hand in Hand için çalışıyor. Biraz ara verdim çünkü tam bir kaos, katliam yeri burası. Çok ciddi yanmış halde görünen onlarca kişi akın etti. Bana öyle geliyor ki bir tür, tam ne olduğundan da emin değilim ama napalm ya da benzeri bir şey olabilir. Ama durumun yol açtığı karmaşa nedeniyle ne olup bittiğini anlayabilmek çok güç. Bu kimyasal silah değildi ama konvansiyonel silahlardan biriydi. Pek çok ülkede sivil yerleşimlerde kullanılması yasak. Ancak 15 yaşındaki Ahmet'in hükümeti bu anlaşmaya imza koymayanlardan. Değerli Birleşmiş Milletler, barış çağrısı yapıyorsunuz. Nasıl bir barış çağrısıdır bu? Burada olanları görmüyor musunuz? Daha ne görmeniz lazım? Biz de herkes gibi insanız. Yaşamak istiyoruz. Yaşamak bizim hakkımız değil mi? Değil mi? Bağışlarla ayakta duran basit bir sağ hastanesi bu. Acil durumlarda kullanılan tüm yataklar dolduğundan hasta yerlere yatmış, yardım, su istiyor. Gün batımına doğru ortalık biraz yatışıyor. Doktor Rula düşüncelerini paylaşıyor. Kendinizi nasıl desem ikinci sınıf vatandaş gibi bile hissetmiyorsunuz. Varsınız yoksunuz fark etmiyor. Bu çocukların, bu insanların canı can değil adeta. Ölmüşler, katledilmişler, kimse umursamıyor. Tüm dünya ülkemizi hayal kırıklığına uğrattı. Bedelini de masum insanlar ödüyor. Kurbanların çoğunun vücudunun yarısından fazlası yanık içindeydi. Bu da yaşama şansları %50'den daha az demek. Burada kimyasal silah tartışması varmış yokmuş fark etmiyor. Asıl mesele ölümün kendisi.